Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Değerli sürücü adayları merhaba. Ben Halil Hoca. Bu videomuzda sürücü kurslarında görülen derslerden birisi olan trafik ve çevre bilgisi dersiyle ilgili hazırlamış olduğumuz soru ve çözümlerini birlikte göreceğiz. Evet, sorularımıza geçelim arkadaşlar. Sorumuz şu: aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılan olumlu davranışlardandır? Cevaplara bir bakalım. A. Aracın hızına uygun viteste kullanılması, bu olumlu bir davranış. B. Araca fazla yolcu ve yük alınması, bu olumsuz bir davranış. C. Aracın duraklama esnasında rölantide çalıştırılması, bu da olumsuz bir davranış. D. Aracın hızına göre düşük motor devriyle kullanılması, bu da olumsuz bir davranış. Dolayısıyla burada doğru cevabımız A olacaktır. Diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. Araç lastiklerindeki diş derinliğinin azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Cevaplara bakalım. A. Araç daha az yakıt yakar. B. Aracın fren mesafesi uzar. C. Araç daha fazla hızlı gider. D. Araç daha güçlü çekişe sahip olur. Burada doğru cevabımız B'dir arkadaşlar. Aracın fren mesafesi uzar. Çünkü diş derinliği, girinti çıkıntı azaldığı zaman fren için gerekli olan mesafe uzayacak ve daha zor ve daha uzun mesafede fren tutmuş olacak aracımız. Sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerin muayene periyotları kaç yıldır? Cevaplara bakıyoruz. A 3, B 2, C 1, D 4. Bu saydığımız araçların muayene periyotları C 1 olacaktır arkadaşlar. Ticari araç oldukları için bunların daha sık muayene edilmesi ve gerçekten karayolunda kullanılmasına uygun mu, uygun değil mi bakılması icap ettiği için daha kısa aralıklarla muayene girmektedir bu araçlar. Yani süre olarak da 1 yıldır. Diğer bir sorumuz şöyle arkadaşlar. Aracını sürücü belgesi olmayan birinin kullanmasına izin veren kişiye hangi ceza uygulanır? Cevaplara bakıyoruz. A. Hafif hapis cezası. B. Ağır hapis cezası. C. Sürücü ve araç sahibine aynı oranda idari para cezası. D. Ceza verilmez. Burada doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Yani sürücü ve araç sahibine aynı oranda idari para cezası verilir. Arkadaşlar bu sorumuz da trafik polisinin işaretleriyle ilgili. Sorumuz şöyle. Trafik polisinin resimdeki yönlendirme işareti ne anlama gelmektedir? Cevaplara bakıyoruz. A. Geç. B. Hızlan. C. Sağa çek dur. D. Yavaşla. Burada doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Yani sağa çek ve dur demektedir. Burada trafik polisi sol eliyle dur işareti yapmakta. Diğeriyle yani sağ eliyle de sürücünün yolun sağına aracını çekmesini tavsiye etmekte, yönlendirmektedir. Başka bir sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu mali sigorta ile ilgili yanlış bilgidir? Biliyorsunuz trafikte olan tüm araçların zorunlu mali sigorta yaptırması gerekmektedir. Bu soru bununla ilgili. Cevaplara bakalım. A. Ülke sınırları içinde geçerlidir. Doğru. B. 2 yılda bir yapılır. Bu bilgi yanlış. Çünkü her yıl yapılması gerekiyor. Bunu işaretliyoruz. C. Sigortasız araç trafikten men edilir. Bu bilgi de doğru. D. Zararların başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü içinde ödenmesi zorunludur. Bu da kanuni bir bilgi arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilerden hangileri trafik kazaları açısından asli kusur sayılır? Verilenlere bakalım. 1. Arkadan çarpma. 2. Kırmızı ışıkta geçme. 3. Karşı şeride tecavüz etmek. Yani karşı şeride geçmek. Bunların üçü de asli kusur sayılır arkadaşlar. Cevaplara baktığımızda A. 1, 2, 3. B.
2, 3, C, 1, 2, D, 1 demektedir. Burada doğru cevabımız A olacaktır. Yani bu sayılanların üçü de asli kusur sayılır. Arkadaşlar bu sorumuz da SRC belgeleri ile ilgili. Soru şöyle. Karayolları trafik yönetmeliğine göre yurt içinde yolcu taşıma yapacak sürücülerin hangi mesleki yeterlilik belgesini alması gerekmektedir? Genel olarak şöyle bir bilgi verelim. SRC 1 belgesiyle uluslararası yolcu taşınabilmektedir. SRC 2 belgesiyle yurt içi yolcu taşınabilmektedir. SRC 3 belgesiyle uluslararası yük taşınabilmektedir. SRC 4 ile de yurt içi yük taşınmaktadır. SRC 5 vardır bir de. Burada da tehlikeli madde taşınmaktadır bu belgeyle. Burada sorulan yurt içinde yolcu taşıma, yurt içi yolcu taşıma SRC 2 ile yapılmaktadır. Doğru cevap C yani 2 olacaktır arkadaşlar. Evet, başka bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Araçlardaki yakını ve uzağı gösteren farların kaç metreye ayarlanmış olması gerekir? A 25 metre 100 metre, B 50 metre 100 metre, C 25 metre 50 metre, D 25 metre 125 metre. Burada doğru cevabımız A olacaktır. Yani yakını gösteren farlar 25 metreye, uzağı gösteren farların da 100 metreye ayarlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisini zorunlu bir durum olmadıkça yapmak yasaktır? Cevaplara bakıyoruz. A. Fark etmenin yasak olduğu yerlerde duraklamak. Fark etme yasak olabilir ancak duraklama yolcu indirme bindirme için kısa süreliğine yapılabilir. B. Geçiş yolları üzerinde park etmek. Bu yasaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Ama diğerlerini de izah edelim. C. Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek. Böyle bir yasak yok. Gerekiyorsa bunlar yapılabilir. D. Park yasağı olmayan yerlerde park etmek. Park yasağı olmayan yerlerde zaten park yapılabilir. Arkadaşlar trafik ve çevre bilgisi dersiyle ilgili hazırlamış olduğumuz soru ve cevaplar burada sona ermiştir. Dikkatli, bilinçli, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever ve sakin yol kullanıcıları olmanız dileğiyle. Hoşça kalın.